kongremizin sonlarına yaklaştığımız bu saatlerde bu oturumumuzun da diğer oturumlar gibi başarılı geçmesini, reisk yatırım süreçlerine olumlu bir katkı sağlamasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım. Reislerin yatırım süreçlerinde önemli bir role sahip, adeta kilit taşı niteliğinde orman izin süreçlerini değerlendireceğiz. Oturumumuzda Orman Genel Müdürlüğü'nden Sayın Recep Kaşan ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Akıncıoğlu vardı bildiğiniz gibi, ancak maalesef katılamadılar. Onların yerine sizlerin sorularınızı cevaplandıracak, süreçteki uygulamaları anlatacak diğer arkadaşlarımız var. Oturumumuzda yine Hulusi Bey var. Hulusi Bey hepiniz EPDK'dan biliyorsunuz. Özellikle yenilenebilir konusunda yoğun çalışmaları olan, mevzuat konusunda yoğun gayret sarf etmiş arkadaşlarımızdan, abilerimizden. Orada yenilenebilir grup başkanı olarak görev yapıyordu. Şu an Türkiye'den Enerji'de genel müdür olarak görev yapmakta. Yine Profesör Sayın Ali Erdoğan hocamız var Akdeniz Üniversitesi'nden. Kendisi ekoloji tebliği konusunda bize bilgi verecek. Barış Bey var, Barış Ergün, Al Enerji'den. Doğa koruma ve milli parklar konusunda uygulamalar konusunda bilgi verecek, sorularınızı cevaplandıracak ve İbrahim Erdem var, hepinizin tanıdığı diğer oturumlardan da. İbrahim Bey de sektörde karşılaşılan sorunları, özellikle Orman Kanunu 17. 18. maddesi, ekolojik sistemle ilgili işte geçmeyen yönetmeliği kısmen uygulamalarıyla ilgili sorularınızı cevaplandıracak. Şimdi ben ilk konuşmacımızı Hulusi Bey'i davet ediyorum. Buyurun Hulusi Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar, öncelikle bugünün son oturumunda teşrif etmenizden ve bizi dinlediğinizden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Ben sizlere orman izinleri konusunda karşılaşılan problemleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii bu sunumu ilerletmem için şey yok. Sunumda içerik olarak kısa bir şirket tanıtımından sonra Türkiye'deki rüzgar sektörüne bir genel bakış, kısaca RES yatırım ortamını değerlendirdikten sonra RES projenin izin süreçleri ve özellikle de orman izinlerini vurgulayarak süreci tamamlamaya çalışacağız. Türkiye'de enerji genel olarak herkesin bildiği bir inşaat şirketiydi. Daha sonra enerjiye de yoğun ilgisini göstermiş ve enerjinin hemen hemen her konusunda faaliyet göstermektedir. Gerek doğalgaz, gerek elektrik projelerimiz fazladır. Şunu bir harita üzerinde gösterirsek, en son projemiz elektrik dağıtım projesi, Van Gölü dağıtımı devraldık. Yaklaşık olarak 500 bin abonemiz var. 2 milyar kWh elektrik satışı gerçekleştirmekte. 14 tane HES projemiz var. İkisi işletmede, 6'sı şu anda proses devam ediyor. Aynı zamanda doğalgaz projelerimiz var. Günün konusu olarak en altta gördüğünüz gibi rüzgar projelerimiz var. Şu yoğun bir mesai harcayarak bunları gerek izin süreçlerini tamamlayıp gerekse de inşa aşamasına geçmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda son olarak da Gediz Graben dediğimiz Alaşehir'de 2 tane jeotermal sahamız var. 24 megawattlı bir tesisimiz Mayıs 2014'te işletmeye girecek. İlerleyen dönemlerde burada yaklaşık olarak 90 megawatt'a kadar üretim yapmayı planlıyoruz. Genel konumuza geldiğimiz zaman bugün hemen hemen herkesin bildiği Türkiye'de bir rüzgar potansiyeli var. 48 megawatt açıklanmış. Bu bizim için yeterli bir
kapasitedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunların tamamı kullanılarak ekonomiye kazandırılır. Peki bu kapasiteleri değerlendirmek için hükümet bir şey yapmış mı? Baktığımız zaman hükümet ilk adım olarak YEKK'ın dediğimiz, hepinizin de bildiği gibi YEKK'ını çıkarak rüzgar enerjisinden üretilen elektrik enerjisine 10 yıl süresi boyunca alım garantisi vermiştir. İkinci olarak ne yapmıştır? Bir hedef belirlemiştir. 2023 yılında 20 bin megawattlık bir rüzgar potansiyelini sisteme almak için gerekli hazırlıkları yapmıştır. Tabii bu 20 megawattı kim belirlemiştir? Sadece Enerji Bakanlığı değil, bu bir hükümetin politikasıdır. Dolayısıyla bu 20 megawattın 2023 yılında işletmeye geçmesi için bizim anladığımız yatırımcı olarak Enerji Bakanlığı'nın yanı sıra tüm bakanlıkların bu politikayı uygulaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bu 20 bin megawatta ulaşmak için sistem yeterli midir? TEİAŞ 2007 başvurularında bildiğiniz gibi 12 bin megawattlık rüzgar enerjisi bağımlı bir kapasite açıklanmıştır. Hepinizin de bildiği gibi rüzgar enerjisi tek başına sisteme bağlandığı zaman sistemde bozucu harmonik kürikler etkisi yaratır. Dolayısıyla oradaki bağlantı noktasındaki kısa devre gücünün %5'ine kadar bağlanabiliyordu. Daha sonra iyi olarak iyi bir şey yaptı TEİAŞ. Bu %5'lik kısıtı kaldırarak önümüzdeki yıllara, yani bu 20 bin megawattlık hedefe ulaşılabilmesi için yeni kapasite açıklama imkanı yaratmıştır. Dünkü oturumlarda dinlediyseniz Sayın TEİAŞ Genel Müdürümüz 3 bin megawattlık yeni kapasite ilan edeceklerini duyurmuştur. Bu da işte bu %5'lik kısıtın kaldırılmasının bir sonucudur. Şu ana kadar işletmeye giren lisans adetlerini ve güçlerini arkadaşlar söylediler. Benim bu şeyde 2012 yılı itibariyle 9500 megawatt lisans verildi. Şu anda 1500 megawattlık lisans verilmeyi beklemekte. Neyi beklemekte? ÇED alamadıklarından dolayı EPDK'nın lisans vermesini beklemekte. Onlar da ÇED verilebilmesi için de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görüşü gerekiyor. Dolayısıyla 1500 megawattlık şu anda verilmeyen lisans var. Tabii bunun detaylarını ilerleyen slaytta da göreceğiz. Peki ne yapılmıştır? Politikalarımız var, potansiyelimiz var, hükümet gerekeni yapmıştır. Finans ortamına baktığımızda finans ortamı var mıdır? Maalesef Türkiye'de proje finans diye bir uygulama yoktur. Yani herkes finansı veriyor ama günün sonunda şahsi kefaletinizi istiyor. Bu da ileride birçok rüzgar projesini olumsuz etkilemektedir. Beklentimiz RES'lerin kendi projelerinin kendini finanse edecek bir modelin de ülkemize getirilmesidir. Ana konumuza döndüğümüz zaman RES yatırım ortamı şöyle özetlersek potansiyel var, uygun. Devletin özellikle bu 20 megawatt hedefi ve YEK kanunu uygun olduğunu düşünüyoruz. Finans açısından da bir dar boğaz olduğunu da görüyoruz burada. Şimdi biraz önce sabahleyin açıkladıkları gibi lisans yönetmeliğinde mevcut lisanslar için 6 ay içinde yapılması gerekenler. Bundan sonraki süreçte ise ön lisans alındıktan sonraki 24 aylık süreçte alınması gereken izinler var gördüğünüz gibi. Birinciliği işte mevcut üretim tesisinin kurulacağı alanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi. Bunun birincisi kamulaştırma veya satın alma, ikincisi de ana konumuz orman izninin alınması. Yani orman izni alacaksanız daha sonra oraya kesin izin taahhütnamesi vererek de kesinize dönüştüreceksiniz. Orman izni alabilmeniz için de hocam biraz anlatacaktır. Ekolojik ve ornitolojik değerlendirme raporunu Doğa Koruma'ya sunmanız gerekiyor. Orada bir tavuk yumurta hikayesi var. Orman izni alabilmeniz için ÇED'i almanız gerekiyor. ÇED alamadığınız zaman da orman iznine başvuramıyorsunuz. İşin garip tarafı ÇED alabilmeniz için de bu sefer Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görüşü gerekiyor. Dolayısıyla burada bir paradoks sizi karşıda bekliyor. Şu anda büyük ihtimalle Barış arkadaşım bunu anlatacak. ÇED alamadığı için şu anda sıkıntı yaşıyor. Çünkü Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü izin vermiyor. Bir önemli husus bu aşağıda 6 ayda yapacağımız sisteme bağlantı anlaşması. Onu biliyorsunuz. Askeri bölgeyle ilgili anlayacak TA'lar, sivil havacılık bunlar ana konumuz. Buradaki en önemli konumuz ÇED belgesi. ÇED belgesini alabilmesi için de şu anda 1500 megawatt yakın proje ÇED alamadığı için
lisans alamadı, EPDK'da bekliyor. Bunun nedeni Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görüşünü vermemesidir. İkinci bir konuda lisans, şu anda lisans alanlar veya ön lisans aşamasında yapacağınız en önemli hususlardan bir tanesi de tesis imar planının onaylatılmasıdır. Tesis imar planı onaylatabilmeniz için öncelikle sondaj, yani orada gidip bir zemin etüdü sondajı yaptırmanız lazım. Sondaj yapabilmeniz için de ormandan sondaj yapabilme izni almanız gerekiyor ki imara başlayabilirsiniz. İkinci de santral sahası ile ilgili orman izni almanız gerekiyor. Bu ikisi de Orman Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor. Maalesef şu anda bu süreçte bir tıkanma olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz hangi kanun, hangi mevzuda göre böyle bir duraklama var, bunu bir türlü çözemedik. Beklentimiz şuydu ki bugün gerek Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekse Orman Genel Müdürlüğü'nden ilgili katılımcıların burada olup da bizim sesimizi duymaları ve sorularımızın cevap bulmasını beklerdik ama maalesef tabiri caizse kendimiz çalıp kendimiz oynayacağız. Dolayısıyla buradaki bu sıkıntı inşallah tek temennimiz Enerji Bakanlığı temsilcimiz, başkanımız aramızda ümit ediyoruz ki bizim buradaki feryadımızı duyar ve ilgililere iletir. Orman izinlerle ilgili iki tane izin var. Birisi ağaçlandırma bedeli ödüyoruz. Bir defa alınıyor. Yaklaşık olarak şu anda hektar başına 10.000 TL. Bunda ne oldu? Yeni bir genelge yayınladılar. Bu genelgeye göre bunu 5 katına çıkarttılar. Fakat bu genelge henüz bu hale gelmesine rağmen uygulayamadılar. Yani adamlar şu anda kendi çıkardıkları genelgeyi bile uygulayamadılar. Şu anda uygulayamıyorlar. Ama böyle de bir genelge var. Sayın Genel Müdür İbrahim Çiftçi tarafından imzalanmış ve tüm bölge müdürlüklerine gönderilmiştir. Kesin izin aşamasında biz de kapalılık oranına göre bir taahhütname vermemiz istenilmektedir. Yani bırakın vermeye daha oraya gelemedik. Gelsek de bunu vermemiz imkansızdır. Çünkü bunu verdiğiniz zaman projenin fizibilitesi bozulmaktadır. İkincisi arazi izin bedeli verilmektedir bildiğiniz gibi. Bu bir sürü problem formülden oluşuyor ama bizim için en önemli kısmı bu orman izin bedeli alabilmek için Orman Kanunu'nun 17. ve 18. maddesine ilişkin bir yönetmelik taslağı hazırladılar. Şu anda bu yönetmelik taslağını görüşleri aldılar. Henüz açıklayamadılar, yayınlayamadılar. Burada da yaklaşık olarak biraz size anlatmaya çalışacağım. Bu bedeller yaklaşık olarak 24 katına çıkmaktadır. Yani çok basit bir deyimle orman izin bedeli yaklaşık olarak 100 hektarlık bir alan için yaklaşık 500 bin lira bir para ödemeniz gerekiyor. Bu para da YEK kanunu kapsamında %15'ini ödüyorsunuz. Yani ilk 10 yıl boyunca. 10 yıldan sonra da tamamını ödüyorsunuz. 500 bin lira normal bedel, indirimli bedel 75 bin lira olan bedel bu taslağa göre yaklaşık olarak 1.8 milyon TL olmaktadır. 10 yıl süresi boyunca 1 milyon 800 bin TL ödeyeceksiniz. 10 yıldan sonra da 12 milyon TL ödeyeceksiniz. Yani bu şartlar altında hiçbir rüzgar projesi yapılamaz arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 milyon 800 bin TL her yıl orman izin bedeli ödemeniz gerekiyor. Yaklaşık olarak 50 megawattlık bir santral için. Neredeyse her yıl için bir türbin parası oraya koymanız gerekiyor. Ki bu imkansız bir şey. Hani bunu taslağa koymak bile aslında mantıktan çok uzak bir yaklaşımdı. Ümit ediyoruz ki mantıklı, makul bir artış oranı ya da hacıki fiyatların yani bir enflasyon oranında, bir tüfe oranında artışın sağlanarak bundan sonraki kalan süreçte bunların tamamlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu orman izin bedellerindeki bu artış projeleri olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani ciddi bir maliyet getirecek ve projelerin yapılabilirliği tehlikeye girecektir. Ha biraz her zaman söylüyoruz ya 2023'ün 20 bin megawatt hedef. Şayet ormanın genel müdürlüğünün ya da Orman Bakanlığı'nın bu tutumu böyle devam ederse biz 20 bin megawattı rüyamızda bile göremeyiz arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Proje bedelinin neredeyse %15'lerine varan bir orman finans yükü oluşuyor. Biraz önce göstermeye çalıştım. Yani 10 yıldan sonra 12 milyon lira. 50 megawattlık bir santral. Bu olacak bir şey değil yani. Sayın Orman Bakanlığı'nın yetkileri olsaydı inşallah burada görürlerdi ama maalesef sesimizi inşallah bu kayıtlardan görürler.
bu 20 megawattın bundan sonraki süreçte olup olmaması tamamen Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Bu inşallah bundan vazgeçerler de biz de bu hedefe ulaşırız. Ulaşamazsak da bunun sebebi Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü veya onun ilgili genel müdürlüğü diye düşünüyorum. İkinci bir konumuz da orman izninin dışında biz ÇED almamız gerekiyor. Biraz önce gördünüz. Ön lisans aşamasında ÇED almamız gerekir. ÇED alabilmemiz için de ornitoloji ve ekolojik değerlendirme raporu görüşünün Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden verilmesi gerekir. Maalesef 9 aydır, 1 yıldır verilmeyen görüşler var. Onlar da vermeme gerekçesini bir tebliğ taslağı yayınlayarak yayınlanmak üzere Mevzuatlar ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiler. Ona göre de şöyle bir madde vardı, özellikle 5. maddesinde. İstanbul ili tamamen hiçbir şekilde rüzgar projesi yapılamaz. Tekirdağ ilinin de Şarköy ilçesinde Yeniköy, Evreşme ve Kocaçeşme yerleşim yerlerinin güneyinde kalan kısımda ve Gelibolu'da rüzgar santrali yapılamaz diye bir madde koymuşlardı. Şöyle bir şey soruyorum ben size, yani bir tebliğle böyle bir şey yapılamaz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise yapacaksanız bile bunu bir kanuna yaparsınız. Ya bu, ya bu, yani gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Ya bunları okuduğum zaman da üzülüyorum. Ömrüm boyunca bu mevzuatlarla uğraştım. Ya böyle bir şey, yani bir tebliğle yani hiç kimsenin aklına gelmez. Yani burada bilmiyorum nasıl bir aklımsa artık çok da fazla konuşamıyorum. Çünkü yoklar olsalardı konuşacaktım. Dolayısıyla bu tebliğ belli bir şekilde bastırmalar sonucu geri çekildi. Ama duyumlarımıza göre bir genelge olarak yayınlanması gündemde. Ümit ediyorum yayınlamazlar. Yayınlarlarsa da bizler yatırımcı olarak, hukuki olarak her türlü yolu denemeye hazırız. Hemen ilk dava açacaklarında biri benim, bilginiz olsun. Yani biz yayınlandığı gün gerekli tedbirler alarak da her türlü davayı açacağız. Hem de açarken de hak mahrumiyetimize dahil olmak üzere biliyorsunuz bu lisanslarımızın hepsi iptal edilme konusunda karşı karşıya. Biz can çekişiyoruz. 6 ay içerisinde lisanslarımızın iptal edilmesi gibi de izin alamıyoruz. ÇED almamız lazım. Şimdi ÇED için bize 90 gün süre verecekler. 90 gün içinde ÇED almamız halinde bizim uygun olmadaki lisanslarımızı iptal edecek. Dolayısıyla biz de buna bakacağız, seyirci kalacağız. Biz burada hak mahrumiyete dahil olmak üzere o lisanlar elde edeceğimiz gelir, 49 yıllık gelirde dahil olmak üzere hepsini şahsi olarak ilgililerden talep ederek dava açacağız. Bunu hepinize ilan ediyorum. Ayrıca muhtemel bir konuda Doğal Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü görüş verebilmek için izlemek istemektedir. Bizler 3 tane projemiz için izleme yaptırdık. Yaptık. İlkbahar dönemi izlemesini de yaptıralım dedik. İlgili hocalarımızdan görüştük ve bunu yaptırdık. Sunduk içeriye, ilkbahar dönemi yapmışız ama sonbahar dönemi de yaptırın. Değerli arkadaşlar, biz bunu nasıl yaptıralım? 6 aylık süremiz var. 2 izleme yaptırdığınız zaman zaten 1 yıldız gidiyor. Bundan sonraki süreçte bu tutumların devam etmesi halinde biraz önce sabahleyin konuşuldu. İşte 24 ay içerisinde çete alacaksın, kamulaştırma yapacaksın, imar yapacaksın. Bunların hepsini biz rüyamızda görürüz arkadaşlar. Yani beklentim bunu. Elif Hanım keşke burada olsa dinleseydi. Bunlar da mecbur sebep saymıyoruz diyorlar. Yani kanundan geliyor diyor. Sonuçta kanunda buradaki bürokratlar yaptı. Kanunda değişeceğini söylüyorum. İlk defa burada söylüyorum. Bu kanun fazla gitmez. 6 ay sonra değişeceğini düşünüyorum. Göreceksiniz hep beraber. Yani dolayısıyla kanunda böyle yazıyor. Biz bir şey yapamayız demek de yanlış bir vurgulamadır. Burada elinizi vicdanınıza koyun. Yani burada bir kurum frene basıyor. Biz gaza basıyoruz. Hareket edemiyoruz. Günün sonunda denilecek ki size yok işte mücbir sebep değildir. Haklı da olsa mücbir sebep değildir. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ben iddia ediyorum ki bu kanun en kısa sürede bunların dikkate alınarak değişeceğini düşünüyorum. Beklentimiz kimsenin canı yanmadan bunların birileri tarafından görülerek önlemlerin alınması. Birileri can yandıktan sonra geri toparlamak zor oluyor. O yüzden söylemeye çalışıyorum. Sonuç olarak bizler Türkiye Enerji olarak Türkiye'deki rüzgara yatırım yapılabilir ortamın uygun olduğunu düşünüyoruz. Birçok uygulamada aksaklıkların olduğunu görüyoruz. Bunların bir an önce giderilmesini, özellikle bürokratik engellerin azaltılmasını, izin süreçlerinin yatırımcı caydırıcılıkta olmamalıdır. Ayrıca arazi izin bedeli hesaplanırken işte yeni o yönetmelik taslağında bedel artış katsayısı diye ne olduğu belli olmayan bir artış katsayısı düzenlemişler. Bunların yerine herkesin bilebileceği, herkesin kolayca hesaplayabileceği,
enflasyon oranı, üfe olur, tefe olur bir oranın belirlenmesinin ve orman arazileriyle ilgili izin süreçlerini tekrar gözden geçirmesi gerekir. Niye gözden geçirmesi gerekir? Çünkü size verilen artık süre kısıtlı. 24 ay içerisinde siz orman izni alacaksınız, ondan sonra kesin izin alacaksınız, gideceksiniz ÇED alacaksınız, gideceksiniz tekrar dönüp kamulaştırma ve benzeri işlemler yapacaksınız. Bunların hiçbirisi yetişmez. Yetişebilmesi için orman genel müdürlüğünün de bu izin süreçlerini kısaltacak daha basit bir çözüm üretmesi gerekir. Yani bedelleri falan geçtik, süreçlerin de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni lisans başvurularında işte biliyorsunuz 3000 megawatt kapasite açıklanacak. İddia ediyorum hiçbir arkadaş yeni başvurular için ormandan izin almamıştır. Alamaz, alamıyor. Dolayısıyla yeni girecek yatırımcıların da girmesi engellenmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Ben birkaç şeyi Hulusi Bey'in söylediklerinden birkaç maddeyi burada biraz daha anlatmak istiyorum. Özellikle hem gerek ekosistem tebliği gerekse Orman Kanunu 17. 18. maddesiyle ilgili yönetmelik biliyorsunuz yayınlanmadı. Bundan yani kısa bir süre önce bakanlığımıza gelmişti görüş olarak da biz olumsuz görüş verdik. Niye olumsuz görüş verdik? Kısaca bahsetmek istiyorum. Hulusi Bey işte daha önceki konuşmalarda da dendi. 20 bin megawatt hedefimizi biliyorsunuz. Burada ilk açılış konuşmasında Sayın Bakanımız geçtiğimiz yıl rüzgardan üretilen elektrik karşılığında 600 milyon dolar civarında doğalgazdan bir tasarruf yaptığımızdan bahsetti. Bu yaklaşık 2 bin megawatt hatta daha aşağıdaki bir güce tekabül ediyor. 2011 sonunda 1700'dü, 2012 sonunda 2000'i geçti. Sonuç olarak 2000 megawattın daha altındaki bir güçle biz 600 milyon dolarlık bir doğalgaz tasarrufu yaptık geçtiğimiz yılda. Bunu 20 bin megawatt olarak hesapladığımız zaman yaklaşık bugünkü değerden ve düşük kapasiteli rüzgar için yani mevcutlara göre de değil, 3000 saat çalışacak rüzgar türbinleri için yıllık 6 milyar dolarlık bir doğalgaz tasarrufuna denk geliyor. Bakın biz bunlara 50 senelik lisans veriyoruz, 49 senelik. 50 ile çarptığımız zaman kaba bir hesap yapalım, 300 milyar dolara tekabül ediyor. Bugünkü fiyattan doğalgazın da azalacağı için fiyatının da artacağını düşündüğümüz zaman 50 sene sonra zannediyorum biz tabii ki 20 bin megawatt olduktan sonraki 50 sene sonrayı konuşuyoruz. Yaklaşık 1 trilyon dolara tekabül eden bir değer. Sadece RES'ler için. Lisans süresi boyunca üreteceği enerji. Bunun iki katı da güneş için koyduğumuz zaman 3 trilyon dolar. Biz bu yönetmeliğe bunun için itiraz ettik. 3 trilyon doları bu belki biz göremeyeceğiz. Yani daha 60 sene ömrümüz yok, benim yok, burada hemen hemen de hiçbirimizin yok gibi. Ama bugün doğan çocuklarımızın için hesapladığımız zaman, yani bugün doğan bir çocuğumuz ortalama 65 yıl ömür biçtiğimiz zaman, işte 10 sene sonra da 20 bin megawatta geliyorsa, biz hiçbirimizin o 3 trilyon doları çocuklarımıza ödetme hakkımız yok olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da tabii Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri yok. Onlar adına da birkaç şey söylemek isterim ben. Burada esasen biz 20 bin megawatt hedef koyarken çevreyi de düşünerek koyduk bu hedefi. Çünkü bu teknoloji çevreyle birlikte gelecek bir teknolojiydi. Özellikle Avrupa'nın çevresel kaygılarından dolayı gelişti. Fosil yakıtların azalacağı endişesinden dolayı gelişti. Ve çevreye de en saygılı olması gereken sektörün RES'ler olduğunu düşünüyorum. Yatırımcısının da çünkü çevreci bir sektör. Ama saygılı olduğunu da düşünüyorum. İtiraz da yok. Şu anlayışta kabul edilemez bir anlayış. Yani bizim enerji ihtiyacımız var. Doğada ne olursa olsun ormanlarımızda yansın da diyemeyiz. Onları da korumak zorundayız. Burada doğa ile enerji arasındaki ilişki, özellikle RES'ler arasındaki ilişki, anne ile çocuk arasındaki ilişkiye benzer. Yani
bir anne işte 20 bin megawatt hedef koymuştu bölgesel olarak. Sonuçta bir çocuk doğacak. Bu çocuk doğmadan önce de annenin bazı uygulaması gereken standartlar var. Bazı uygulaması gereken kurallar var. İşte doğacılar belki o anneyi düşünüyorlar. O göze de bakmamız gerekiyor. Ama ortaya sunulan reçete artık çocuğun doğmamasına yönelik bir reçete tabii ki. Eğer o çocuk da doğmazsa, dediğim gibi sadece 1 trilyon resler için bunun güneşi var. Konuyu fazla uzatmayacağım. Sonuç olarak biz ikisini bir arada götürmek zorundayız. Çevreye de önem vermek zorundayız yaparken. Aksi halde geçmişte yaşadığımız acı tecrübeleri ileride yaşarız. Şimdi sözü uzatmadan ikinci konuşmacımıza hocamız Sayın Profesör Doktor Ali Erdoğan'a sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Hulusi Bey anlattıklarına kesinlikle katılıyorum. Hatta bunun ilkbahar göç döneminde biraz önce de isim geçtiği için Barış Bey'le bir çalışmamız oldu. Güneyli res sahasında izleme çalışması. Bu çalışmayı konuşmamın başında ifade edeyim, daha sonra yine açabiliriz ama Çanakkale Şube Müdürlüğü'nden mühendis arkadaşlarla birlikte yaptık saha içerisinde bütün göç hareketlerini. Tabii ki martılardan, martı, karga, tarla kuşları, yani bu bölgede yerli olan en zayıf olan izleme noktalarından birisiydi. Raporlar da öyle olan sanıyorum halen bir sonuçlanmamış, umarım bu da sonuçlanmış olur. Ben Akdeniz Üniversitesi'nden Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Yaklaşık 1980 yılından itibaren Türkiye'nin birçok yerinde kuşlar ve yaban hayatı üzerine yönetim planları, biyoçeşitlilik envanterleri, araştırmalar yürüttük. Özellikle de son 4 yıl içerisinde 2009-2010 yılından itibaren de ana göç rotası, Türkiye'nin en önemli göç rotasının olduğu Hatay bölgesinde yoğun bir şekilde izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Burası bu Beren kuş göç yolları biliyorsunuz çok önemli bir nokta Hatay bölgesi. Hem Gürüş'e ait olan Beren Rüzgar Enerji Santrali ve Şenköy Rüzgar Enerji Santrali'nin ortolojik izleme çalışmalarını 4 yıldır devam ediyoruz. Sonuçta baktığımız zaman tabii ki türbinlerin kurulması yaban hayatına mutlaka bir etkisi var ama onların bu kadar büyütüldüğü kadar bir olumsuzluk görmedik. Yani 4 yıl içerisinde 8 raporda da vurguladığımız gibi herhangi bir ölü bireye rastlanılmadı. Sadece bir 5 tane yarasa öldü. Onun dışında herhangi bir kaybı söz konusu olmadı. Hala da bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi tabii ki başlangıçta bu izinlerde sadece bir ortolog tarafından ortolojik değerlendirme raporları şeklinde başladı bu raporlama süreci. Daha sonra flora ve fauna uzmanları ilave oldu. Daha sonra yine peyzaj onarım planlarının hazırlanması ve daha sonra şimdi de gürültü modelleme ve analizler, türbinlerden kaynaklanan gürültünün yaban hayatına olası etkileri gibi bu raporlarda kısımlar oluştu. Ben burada bu raporları nasıl hazırlıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, bu verileri nasıl elde ediyoruz, raporlama süreci hakkında size bilgi vermek istiyorum. Tabii ki Türkiye'nin birçok yerinde bu konuda sadece son 2 yıl içerisinde 80'in üzerinde ekosistem değerlendirme raporu hazırladık. Bu konuda son derece profesyonel bir ekibimiz var, yansıtta da görüyorsunuz, peyzaj mimarları, ornitologlar, flora uzmanları, fauna uzmanları ve özellikle değişik üniversitelerden, bölgelerden de katılan arkadaşlarımızla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaların tabii ki rapor formatı bakanlığın bir istediği, talep ettiği formata uygun içerikte
hazırlıyoruz. Bu en son hazırladıklarımızdan bir tane Datça Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili kapasite arttırma ekolojik değerlendirme raporu. Mevcut RES sahalarında kapasite artışı olduğu zaman da bu raporlar artık istenmeye de başlandı. Rapor içeriğine baktığımız zaman yine RES sahasının tanımlaması, ekolojik ve biyolojik kaynaklar sahadan tespit ettiğimiz bitki örtüsü, oradaki flora, vejetasyon yapısı, faunal yapı içerisindeki karasal omurgalı amfibi sürüngenler, kuşlar, memeli hayvanlar, özellikle yarasalar ön plana çıkıyor. Ve daha sonra RES sahasında kurulacak tesisler ve işletme faaliyetlerini, kurulacak türbinlerin özellikleri, arazideki yerleşimi, yaban hayatı etkileşim açısından, kurulacak konaşan sahası, idari binası ve sosyal tesisleri değerlendiriyoruz. Enerji bağlantı hatlarını, şantiye ve türbin arasındaki bağlantı yollarını, yine değerlendirme kısmı içerisinde de o bölgedeki tüm verileri değerlendirerek önerilerle birlikte bakanlığa sunulmak üzere tamamlamış oluyoruz. Bu tür raporlarda en son genellikle birçok raporun sonuçlarına baktığımız zaman bakanlıktan gelen bize de yansıyor. Hemen hemen hepsi kopya paste olmuş. Yani bölgenin değişik bölgelerde çalışma yapıyoruz. Hemen hemen aynı cümleler, aynı türler. İşte burada da görüyorsunuz 2 sene süreyle kış dönemi, bahar sonu, sonbahar göç dönemlerinde en az 15'er günlük izlenmesi. Böyle yukarıda ifade edilen birçok yırtıcı kuş türlerinin bölgede görüldüğü, onların üreme, beslenme ya da kışlama alanı olduğu bildirilmiş. Bununla ilgili hazırlanması gereken raporlar bakanlığa 3 ayda ya da 6 ayda bir sunulması gerektiği uygulanmış. Ve bununla ilgili de daha sonra bir tane taahhütname geliyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Taahhütnamede de oldukça kapsamlı şeyler isteniyor. Tabii ki bu izleme sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara göre de birçok yaptırımı olan çok büyük taahhütler var. Buna bağlı olarak eğer izleme olduğu zaman da işte 2 yıl süreyle 6 aylık dönemler halinde ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerini içerecek şekilde izleme çalışmalarını bir ekip kanalıyla yürütüyoruz. Bunların da rapor formatı tamamen bakanlığın talep ettiği formata uygun olarak onların merak ettikleri bilgileri ulaştırıyoruz. Materyal metot olarak da proje sahası içinde yer aldığı bölge hakkında önce literatür verileri oluşturuyoruz. Özellikle uzun zamandır bu bölgelerde çalışmalar yaptığımız için bizim zaman sıkıntımız olmuyor. Birçok rapor hazırlandığı zaman biliyoruz ki bir günlük arazi çalışması olduğu zaman bakanlıktan zaman zaman dönüyor. En az 15 günlük izlemeye dayalı rapor hazırlanması konusunda. O açıdan bizim değişik bölgelerde çok yoğun çalışmalar yapmamız, o envanterleri tekrar kullanmamız bakımından bu raporlama süreci oldukça geniş, zamana yayılmış veriler değerlendirilerek yapılıyor. Proje tanıtım dosyası verilerinden yararlanıyoruz. Arazi çalışmalarına yönelik yine Google uydu görüntüsü ve haftalardan yararlanarak buradaki aplikasyon haritalarının hazırlanması. Bunlar genellikle optik donanım çok önemli. Sahadaki verileri toplamak için dürbün, teleskop, fotoğraf makinesi gibi onlardan yararlanıyoruz. Arazi çalışmalarında bizzat türbinler bulunduğu bölge, önemli yaşam alanları, kuşlar açısından, yaban hayatından var mı yok mu, tarama çalışmalarını yürütüyoruz. Ayrıca proje sahası içerisindeki bölge insanlarıyla, avcılarla, çobanlarla, bölgedeki alana uzun süre yaşayan insanlarla da görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca bölgede bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nü temsil eden orman işletmelerinde, orman şube müdürlüklerinden ilgililerle de bilgi paylaşımını yapıyoruz. Ve sahada işte arkadaşlarımız flora uzmanı, arkadaşımız hem orman yapısıyla ilgili hem de bitki örtüsü, endemik lokal olup olmaması, türbinlerin kurulacağı sahanın nasıl bundan etkilenmeyecek konusunda. Yine fauna çalışmaları kapsamı içerisinde herpetologlardan, memeli uzmanlarından yararlanıyoruz. Sahaya gidip özellikle türbin noktaları, açılacak olan yollar, inşaat sahalarının olduğu havza bazında değerlendirmeler yapılıyor. Oranın envanterleri, bunların genel değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası koruması tutularıyla dikkate alarak yapıyoruz. Önemli bir üreme alanı mıdır, beslenme alanı mıdır? Bunları ortaya koyuyoruz.
Yine işte son dönem içerisinde Hulusi Bey de bahsetti. İşte sonbahar göç dönemi eksik denildiği bölgeler vardı. En son Adapazarı'nda daha işte Ekim ayı içerisinde göç hareketlerinin izleme çalışmasına Adapazarı VES projesi içerisinde yürüdü. Özellikle bu göç dönemleri içerisinde ilkbahar göç döneminde daha hızlı bir göç takvimi var. O dönem içerisinde özellikle Ege bölgesinden göç eden değneklerin olduğu kısımlar, işte çiftçilerin tarla sürümü sırasında görebiliyorsunuz bu şekilde ak değnekler, onları zamanlamasını çok iyi ayarlıyor. İşte araştırma ekibimiz çok rahatlıkla, çünkü onlar uzun yolculukları sırasında türbünden kurulmayacağı, ancak alt havzalarda bulunan tarlalarda sürülen arazilerde beslenme amacıyla hem dinleniyorlar hem beslenme imkanı buluyorlar. Yürüttüğümüz birçok bölgede çalışmalar oldu. Kırklareli Bizde bölgesi özellikle bu göç hareketleri açısından canlı bir bölge. Avrupa'dan gelenlerin İstanbul Boğazı üzerinden Anadolu'ya girişleri, bu bölgede özellikle değnek gibi işte yırtıcı kuş türlerinin geçişleri var. Zaman zaman konaklama olabiliyor, geceleme olabiliyor. Genellikle de açık tarım alanları içerisinde, orman sınırının dışında bu şekilde binlerce, on binlerce leyle bir arada görebiliyoruz. Tabii ki sıkıntılı yerler yok mu? Var. Örneğin Marmara Adası'nı düşünürseniz, Marmara Adası'nda Ocak-Şubat dönemine gittiğiniz zaman hiçbir kuş varlığını fazla göremezsiniz ama Mart-Nisan dönemine geldiği zaman, örneğin burası bir türbünün kurulacaksa, orada yoğun on binlerce akpelikanın geçiş noktaları olduğunu da görüyoruz. Gerçekten tabii ki bunlar rüzgar türbünlerinin kurulacağı tamamen önemli. Bunların bazı kısımları gerçekten onların dar boğaz olduğu zaman sıkıntılar yaşanıyor. Biraz sonra özellikle yurt dışında 10-15 yıldır devam eden bölgelerden örnekler vereceğim. Sıkıntılar çıkabiliyor. Tabii ki bu kurulacak olan türbünlerin dağılımı sayısı da bu göç hareketlerinden etkilenme durumu açısından önem taşıyor. Şu hareketi bazen özellikle göç dönemlerinde rahatlıkla bu ana göç rotası üzerinde olan bölgelerde görebiliyoruz. Yine Dinar Res bölgesinde 2 yıldır çalışma devam ediyor. İnşaat öncesinden başlayıp halen devam eden bir bölge. Kangal'da yine devam eden 2 yıllık izleme çalışmalarımız var. Orada daha çok yaz göçmeni olan yırtıcı kuşlardan, su kuşlarından, tarla kuşlarından çok yoğun olarak görebiliyoruz bölgelerde. Tabii ki bu sulak alanlara olması, Türkiye Ramsar alanı pek çok bölge var, kuşlar açısından önemli bölgeler. Özellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde, üreme döneminin sonu olan Ağustos, Eylül aylarında daha çok sayıda su kuşlarını görebiliyoruz. Örneğin işte Balıkesir Dönemçay Deltası'nda Eylül 2012'deki yaptığımız bir yönetim planı çalışması sırasında su kuşlarını görüyorsunuz. Tabii ki reslerin bir de yaban hayatını destekleyen yönü var. Bunun altını çizmek istiyorum. Örneğin burada Gelibolu Burgaz bölgesindeki res sahasında kınalı kekliklerini görüyorsunuz. 2 Temmuz 2013 tarihinde çektik. İnsandan kaçmıyor. Çünkü korunaklı, güvenlikli bir saha olduğu için keklikler o bölgede sayıları artmış. Hatta üvey ve kınalı keklik sayılarının oldukça arttığını gördük bölgede. Çünkü kaçak avı o bölgede yapılamaması bunların sayılarının artmasını önlemiş. Burada önemli bir görüntü, Dinar Res sahasında yaşayan kızıl geyikler. Türbünler kurulmadan önce orada bunları göremiyorduk. Dikkat ederseniz şu arkadaki birey yavru. Avcılar tarafından hemen avlanılabilecek olan bir birey. Ama o bölgede çok sağlıklı bir şekilde her gittiğimizde Akdağ Tabiat Parkı'ndan gelerek bölgeyi beslenme amacıyla kullanabiliyorlar. Çünkü oranın güvenlik elemanları tarafından korunan bir saha. Onun dışındaki sahalara bakıyoruz, res sahaları olmadığı kısımlarda görüyorsunuz köpeklerle avcılar yoğun bir şekilde kınalı kekliği, tavşan, belki buradaki geyik de olsa bu avlanma baskısı altında olabiliyorlar. Tabii ki daha önce de söylediğim gibi bölgenin bu envanterin çıkarılmasında, değerlendirilmesinde bölgedeki çobanlar çok önemli çünkü orada yaşıyorlar. Hangi dönemlerde daha çok hangi türlerin nerelerden geçtiklerini çok da iyi biliyorlar. Biz gözlem verilerimizi bunların verdikleri bilgilerle de dikkate alarak da değerlendiriyoruz. Yine işte Evrencik bölgesindeki çiftçilerle de görüştük.
yine çobanlarla görüşüyoruz. Bergama bölgesindeki Berkes sahası içerisinde köylülerle ne zaman göç hareketi oluyor takvimi hakkında bilgi veriyoruz. Gök insanlarıyla görüşüyoruz. Kocaeli ve Gökdağ sahasıyla ilgili ayrıntılı çalışmalar yaptık. Yine bize iki Gökdağ'da bölgedeki hem avcılar davetlere gidip aynı değerlendirme çalışmalarını ön çalışma olarak yapıyoruz. Güneyli sahasında yine Gelibolu, Borayır Avcılar Derneği ile çok sıkı görüşmeler yaptık. Arazi çalışmalarında birlikte olduk. Yine en son Kaçerles Kızlarköy halkıyla yine bölgenin yaban hayatı ve kuş hareketlikleri açısından değerlendirme çalışmaları yaptık. Tabii ki bu izleme çalışmalarını yaptığımız zaman bölgedeki iç şube müdürlükleriyle de görüşüyoruz. Onların da çalışmalara katılmasını sağlıyoruz. Hatta birçok izleme çalışmamızda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Olası bir sıkıntı varsa kuş göç hareketlerinin bu türbünlerden etkilenme durumuyla ilgili orada Belen'de örneğin 7 Nisan'da yapmıştık bu yıl. Herkes geldi çok rahatlıkla o gün kuş göç hareketlerinin türbünlerden etkilenmeden nasıl geçtiğini rahatlıkla görebilir. Tabii ki türbünler ve kuş göç hareketlerine baktığımız zaman genellikle kuş göç yoluyla türbünlerin yoğunlaştığı restoranda da bir paralellik var. Çünkü rüzgar her ikisinde son derece önemli. En son bakanlığın hazırladığı bir Türkiye kuş hareketliliği haritaları var. Bunu özellikle de yansıya koydum. Bu bölgelerde özellikle Marmara bölgesinde görüyorsunuz koyu kırmızı tonlu olan kısımlar hassas olan ama onlar genellikle denizle bağlantılı sulak alanların olduğu kısımlar özellikle su kuşları açısından büyük önem taşıyor. Yine Ege sahil kısımlarındaki bölgelerdeki bazı kıyı kuşları açısından var. Göller bölgesi ön plana çıkıyor. Hatay bölgesi özellikle göçmen türler açısından ön plana çıkan önemli res sahalar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu verileri elde ederken uzun dönemdir yapılan verici takılmış yırtıcılar üzerine, göçmen türler üzerine uydu vericisi takılmış kuşların izlenmeleri var. Bunlar da özellikle akleynek sürü halinde o binlercesi göç ettiği için bunlara verilen verici takılması onların ana rotalarını burada görmek açısından görüyorsunuz. Hemen hemen tüm Avrupa popülasyonunun önemli bir kısmı İstanbul Boğazı'ndan, işte Orta Anadolu'dan, Hatay bölgesinden güneye göç ediyor. Yine Bulgaristan'da halkalanmış bir şah kartalına baktığınız zaman yine Trakya'dan başlamış Çanakkale üzeri Ege kıyısından Rodos'a kadar gidebiliyor. Bir başka bir şah kartalı Macaristan'da halkalanana bakıyorsunuz farklıdır. Yani bu yırtıcı kuşlara baktığınız zaman bunlardan yüzlerce farklı bölgelerden geçiş görmek mümkün. O açıdan bu verici takılmış bireylere bakarak izleme çalışması ya da bu türbinlerin o bölgede risklidir demek doğru değil. Yani bu gerçekten baktığınız zaman çok sayıda bu ana rotanın değil çok geniş cephe göç yapabilen, geniş hatlardan geçişler yapabilen bireysel göçler olabiliyor. Yine Finlandiya'da aynı bölgede halkalanan arı şahinlerin sonbahar göç hareketlerine bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir değişik yerlerden geçişler yapabiliyoruz. Yine küçük orman kartalları genellikle akleyneklerle birlikte aynı rotaları daha çok kullandığını görüyoruz. Yine bir Uludoğan görüyorsunuz çok değişken bir rota çizebiliyor. Hava koşulları, onun dolaşım alanı. Yine bir başka Uludoğan'a bakıyorsunuz Karadeniz üzerinden de geçiş yapabiliyor. Buna bağlı olarak da yine bakanlığın hazırladığı bu raporla öyle sanıyorum değerlendirme, bizim hazırladığımız raporları değerlendirirken bu atlasa da bakıyorlar. Özellikle turuncu renkli, kırmızı renkli olan bölgeler ana rotalar. O bölgede olduğu zaman işte izleme yapılsın ya da daha fazla gözlem izleme yapılarak verilerin verilmesi isteniyor. Örneğin Balık Kartal'ına bakıyorsunuz. Aslında çok değişik bölgelerden geçişlerini gördüğümüz bir yırtıcı kuş. Ama daha çok İstanbul Boğazı'yla Manyas Kuş Cenneti'yle bağlantılı yine Hatay'da birleşilen bir göç rotası var. Yine Karaçaylakları görüyorsunuz yırtıcı kuşlar açısından.
Tabii kuzey ile güney arasında önemli geçiş konumunda Türkiye açısından yine. Padişah ailelerini de görebiliyoruz bu şekilde. Değişik dönemlerde kaydedilmiş kayıtlar var. Küçük Orman Kartalı, Ada Doğan'ı özellikle bunun olduğu kayıtların olduğu kısımlarda bakanlık daha çok hassas. Nesli dünya ölçerleri tehlikede olduğu için özellikle Ege sahili ve Muğla tarafına kadar olan bölgelerdeki bu res sahası planlamalarında çok dikkat çeken bir tür. Ancak çok sayıda fazla değil. Res sahaların olduğu kısımlarda da üremediği, daha çok adalarda üreyen bir doğan türü. Yine Kerkenes, özellikle yaz döneminde sayıları artabiliyor, sonbahar göç dönemlerinde. Kızıl Kerkenes güney göç eden önemli türlerden birisi. Genellikle Orta Anadolu'da daha yaygın olarak görebiliyoruz. Ala Doğan yine özellikle İstanbul bölgesi ağırlıklı olarak kaydedilmiş ama genelde göller bölgesi ya da işte Ankara üzerinden, Tuzgöl üzerinden Hatay'a doğru bir göç rotaları var. Bizim bundan 2002 yılında başlayan ayrıca kuş halkalama projemiz var Manavgat'ta yürüttüğümüz. Ona baktığımız zaman ötücü kuşlar üzerindeki halkalama çalışmalarına baktığımızda da buradan göç eden türler 18 Avrupa ülkesinde tekrar görüldüğünü görüyoruz. Çünkü onlar sınır tanımıyor. Yerde bildiğimiz örneğin bir akkuyruk sallayan, şu birey akkuyruk sallayan Manavgat'ta halkalandıktan sonra Finlandiya'da yakalandı. O açıdan bunlar yer değiştirmeleri kısa mesafede olduğu gibi uzun mesafelerde de olabiliyor. Peki türbünlerin, reslerin yaban hayatına ne gibi olumsuz etkileri var? Bunların buradaki verdiğim örneklerin hepsi yurt dışında yayınlanmış, bilimsel çalışmalardan da alınmış. En önemli kaybı doğaya yapılan müdahalede habitat kaybı, yaşam alanları kaybı şeklinde değerlendirilir. Özellikle bunlarda önemli bir üreme alanı mıdır, beslenme alanı mıdır? Bu çok son derece önemli türbün kurulacak noktaların ama bizim rüzgarların hakim olduğu kısımlarda da şurada da görüyorsunuz özellikle türbünler birkaç yıl kurulduktan sonra artık tamamen farklı bir rotadan geçişlerine devam edebiliyorlar. Bu çok yoğun türbün kurulacak dar boğazlarına bu durum ön plana çıkabiliyor. Dikkat etmekte yarar var. Bir diğeri ise rahatsızlık duymaları. Aslında rahatsızlık son zamanlarda bu gürültü ön plana çıksa da aslında biz kuşlar açısından bu gürültünün bir uyarıcı özelliği olması bakımından yön değiştirmesi açısından önemli. Tabii ki eski teknolojide gürültü çok etkinmiş, insanları da rahatsız edecek bu. Ama günümüzde artık bu daha az gürültüye neden olabiliyor. Bununla ilgili çalışmalara bakıyoruz. İngiltere'de yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan verilerde özellikle izleyiciler başta olmak üzere büyük oranda bunların sayılarının da azalma olduğu, türbünlerin bulunduğu bölgelerde görülmüş. Çarpışma en az olan aslında. Biz izleme çalışmalarını yaptığımız zaman hemen hemen her gün onlarca tilkiyi görüyoruz. Kirpiyi görüyoruz, yılanları görüyoruz, kuşların arabalar tarafından çarpıldığını görebiliyoruz. Ama bu çarpışma daha çok önemli yırtıcılar açısından, güvercinler gibi üreme potansiyeli yüksek olan sahalara kurulmuş türbün noktalarda olabiliyor. Özellikle kızıl akbabalar beslenme alışkanlıkları içerisinde bazen dalgınlıkla türbünlere çarpıp ölebiliyor. İşte bunlardan yurt dışında birkaç tane örneği göstermek istiyorum. Bir kızıl akbaba, ördek ve gümüş abartılar, özellikle sulak alanların iç içe kurulmuş olan sahalarda su kuşları, keten kuşları, ötücü kuşlar, martılar, ördeklerden. Burada mı dikkat ederseniz sadece göçmen türler değil, yerli türlerden de özellikle güvercinlerden. Yine işte kınalı keklik gibi baktığımız zaman az sayıda bireyin özellikle 3 yıllık süre içerisinde tespit edilmiş önemli sahalardaki verileri görüyoruz. Tabii etkilerin önüne geçirebilmesi için önemli üreme alanlarına ve hassas koruma alanlarına dikkat edilmesi ki bu zaten daha önceki konuşmacılar tarafından da vurgulanan bir konuydu. Gerekli görünmesi durumunda inşaat öncesinden başlayarak
İşletim sırasında da bir süre boyunca istenme çalışması eğer sıkıntılı bir bölge varsa önerilebiliyor. Yine türbin kanatlarının görünebilirliğini arttırmak, çarpışma da öne geçme açısından önemli. Orada da turuncu renge boyalı olması onların ikaz özelliği taşıyor. Raporlama çalışmaları yine arazideki tüm veriler toplanarak değerlendirme bakanlığın talep ettiği format içerisinde yapılıyor. Peyzaj onarım planını her sahada isteniyor. Halbuki öyle yerler var ki örneğin Konya'da bir çalı daha yetişmeyen bir alan içerisinde peyzaj onarım planı isteniyor. Gerçekten sıkıntılı. Bazı türbin sahaları biliyorsunuz tarım alanlarına da kuruluyor. Özel ülke itibari ekim kısmında yine orası için de peyzaj planları isteniyor. Bu peyzajçı hocaların raporlarında görünürlük analizleri. Gürültü modelleme çalışmaları ve yapan hayatın etkileri soruluyor. Gerçekten sadece insana değil, doğada birçok canlı türü var. Onların ne derece etkilendiğini öyle kısa süreli çalışmalarla, Türkiye'de yapılmış çalışma da yok. Ama tüm canlılara nasıl etkisi olacağı konusunda bilgi isteniyor ve bu şekilde artık zonlama orman yapısına bağlı olarak gürültü modelleme çalışmaları yapılıyor. Yani Sayın Başkan, 2-3 dakika içerisindeki bu son izleme çalışmaları işletme öncesinde ve inşaat sonrası sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde yapıyoruz. Burada bölgeyi kullanan kuş türleri, bölgeyi ne amaçla kullandıklarını, bölgedeki göçer türler ve bölgeyi uzun süre kullanan yerli türlerin tespit ediyoruz. Bölgede saptanan bu türlerin özellikle uçuş yükseklikleri, en yakın türbüne olan uzaklıkları, türbin kurulmuşsa etrafında sabah, öğlen, akşam olmak üzere tarama çalışması yapıyoruz. Böyle yaralı birey olmadığı hakkında. Ve bu şekilde türbinlerden ne derece etkilenip etkilenmedikleri kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu 6 aylık izleme çalışmaları genellikle ilkbahar göç döneminde Mart-Nisan ayında, sonbahar göç döneminde ise Eylül-Ekim ayında olması öneriliyor. Genellikle çalışmalar sabah 8'e başlayıp akşama kadar, eğer yarasaların bulunduğu bir ortamda varsa gece gözlemleri de yapılması gerekir. Bu bizim son dönemdeki yaptığımız izleme çalışmaları. Sulak alan olduğu zaman daha çok kuşları görebiliyoruz. Hatay bölgesindeki izleme çalışmalarımız, Belen'de. Görüyorsunuz, belki birçok bu yoğunluğu sizin sahalarınızda görmemiş olabilirsiniz ama özellikle Hatay bölgesindeki belki daha boğazlar var, ana göç rotaların olduğu kısım. O kısımlarda bu tür görüntüleri daha sık görebiliyoruz. Kırşehir, Gelecek'te uzun süreli. Kangal bölgesindeki küçük bir su birikintisi özellikle su kuşları, ördekler açısından önemli bir nokta. Yine Dinar İncesu sonbahar göç izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Adapazarı'nda yine kapsamlı bir şekilde izleme çalışmalarını ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak tamamladık. Yine Pazarköy res izleme çalışmalarını bu sonbahar göç döneminde ayrıntılı bir şekilde yaptık. Yine koru res hoca bir parantez açmak istiyorum bu konuda. Bitiriyorum ben, teşekkür ediyorum. Bu saha ekosistem değerlendirme raporunu talep ederken aynı zamanda 15 günlük izlemeyi de yaparak birlikte oldu. Raporu hem ornitolojik izleme ve ekosistem değerlendirme raporu şeklinde sonuçlandı. Evet, Gelibolu sahasındaki çalışmalar Çeşme bölgesinde, Karadağ bölgesinde, teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Sayın Hocam vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Sonuç olarak bu sunumu bir cümleyle özetleyecek olursam, ben şahsen kuşlarla birlikte reslerin de beraberce yaşayabileceğini sizin sunumunuzdan anlamış oluyoruz. Şimdi sözü Sayın İbrahim Erdem'e bırakıyorum. Buyurun Sayın İbrahim Erdem. Öncelikle merhabalar, herkese hoş geldiniz diyorum. Bu saatte bizleri dinleyen bu kalabalığa, az kalabalığa da sabırlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum.
Tabii gönül isterdi ki burada son dakika sürprizi nedeniyle ben ve Barış Bey değil de Orman Bakanlığı'ndan Recep Bey ve Mustafa Bey olsaydı, bu salon tıklım tıklım olsaydı, biz de o tarafta olup onlara gerçekten yaşadığımız sıkıntılar, muhtemel orman kanunu uygulamaları, muhtemel orman izin uygulamaları ile ilgili soruları sorsaydık, ben de bir ay önce yaptığım bu sunuşu tekrar üzerinden geçmek zorunda kalmasaydım. Şu anda gerçekten ormanla ilgili sıkıntılı bir süreç var. İki gündür pek çok konuşmacı bir şekilde bahsediyor. Biz de burada aslında bunun ne olduğunu biraz daha detaylı tanımlamaya çalışıyoruz. Şimdi yani tekrar etmem gerekirse ben organizasyon komitesinin de bir üyesi olarak siz bu saate kadar bekleyen, belki Orman Bakanlığı yetkililerini görmeyi bekleyen sizlerden öncelikle özür diliyorum. Biz sözü alıp onları programa davet etmiştik. Maalesef onlar burada bulunamadılar. Biz de, yani biraz bizde de kabahat olduğunu herhalde düşünüyorum. Burada konumuz nedir? Tabii ki orman izinleri. Ormanda problemimiz de nedir? Alınamayan hem proje geliştirme aşamasında, orman süreçlerinin başında hem de yatırım süreçlerinde alınamayan izinler. Sadece tabii benim şurada başlıkta gördüğünüz Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kanun uygulaması ve ekosistem değerlendirme tekniği değil. Onun dışında da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şu anda proje geliştirmeye çalışan yatırımcılar Orman Bakanlığı ile ilgili bölgelerde bu Çevre Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olabilir ya da Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararlar dolayısıyla izinlerini alamıyorlar. Dolayısıyla rüzgar ölçümlerinde bile orman arazisi yerine, şahıs arazilerine ya da işte hazine ya da mera arazilerine gitmek zorunda kalıyorlar. Ama takdir edersiniz ki dağın başında ya da tepenin başında şahıs arazisi pek olmuyor. Olsa olsa belki bazen mera oluyor fakat genelde orman arazileri. Dolayısıyla bu aslında yapılan projelerin geliştirmesinde de ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Çünkü biz doğru yerde ölçüm yapamayacağız. Eğer bu böyle bir sıkıntı devam ederse, insanlar proje sahalarının en iyi yerinde değil de ölçebileceği yerinde rüzgar ölçümü yapacak. Ondan sonra 20 bin megawatt hedefi için doğru proje geliştirmek gerektiğini biz bahsederken bir yandan da kendimiz aslında yanlış yapıyoruz. Neden? Çünkü lisans başvurusu yapmamız lazım, proje almamız lazım. Bizim bu projeleri yapmamız gerekiyor çünkü bizler yatırım şirketiyiz. Dolayısıyla açıkçası yani topal örnek misali yürüyeceğiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu problemler neden var? İşte Hulusi Bey de bahsetti. İki konu var temelde. Bir ekosistem değerlendirme tebliği. Bu neyi öngörüyor? Ekosistem değerlendirme tebliği birincisi ÇED sürecinin yanında devam eden ekosistem raporları, ekosistem değerlendirme raporu vardı. Onunla ilgili konuları aslında bir tebliğ altında toparlıyor Orman Bakanlığı noktasında ama sanki ikinci bir ÇED oluşturuyormuş gibi bir ayrı süreç ile bunu oluşturuyor. Buna sektörde ilgili kamu kuruluşları da zaten olumsuz olarak görüş verdiler. Ayrı bir süreç oluşturulmasına zaten yürüyen bir süreç olduğu için o sürecin yürümesinde hiç kimsenin problemi yok. İlgili hocamızın yaptığı veya diğer uzmanların yaptığı çalışmaların yapılması mutlaka gerekiyor. Bunlarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Burada bir tek konu, bütün izin süreçlerinde olduğu gibi yatırımcının bağlı olduğu bir süreç var. O sürecin içerisinde kısıtlı ve o süreç içerisinde sadece bu izin alınmıyor. 20 kusur ayrı kurumdan izin almak zorundayız. Orman Bakanlığı'ndan da diğer devlet kurumları, kamu kuruluşları gibi biz süreçlerini fazla uzatılmadan kanuna, kurallara riayet ederek ama esnetilmeden uygulanmasını bekliyoruz. Yapılmış orman başvuruların bir yıla kadar, iki yıla kadar uzatılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla birinci konu bu. İkincisi de Orman Kanunu'nun 17-18. Maddelerinin uygulama yönetmeliği. Hulusi Bey rakamsal olarak da bahsetti. Ben de bir an önce Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin Ankara'da yaptığı bu konuda bir çalıştay vardı. Orada sağ olsun o zaman Orman Bakanlığı yetkilileri gelmişti. Onlarla paylaştığım bir sunuş vardı. Çok hızlıca onun üzerinden geçeceğim. Zaten sağ olsun Hulusi Bey genel olarak oradaki rakamlardan bahsetti. Çok hızlı gidersek bu neyi aslında öngörüyor? Temelde orman, bu yönetmelik orman alanlarında izinlerin
ne amaçla, nerede ve hangi bedelle alınacağını düzenliyor. Bu düzenlemede de aslında bir temel izine, bir temel izinle ilgili değişiklik yapıyor. Arazi izin bedeli dediğimiz her yıl alınan bir bedeli kökten değiştiriyor. Hesaplama yöntemini de, o hesaplamanın sonucunda çıkan rakamları da çok ciddi bir şekilde değiştiriyor. Diğerlerinden hiç bahsetmeye de gerek yok. Arazi izin bedelinin içinde ne diyoruz? İşte alan, o alan için belirlenmiş bir metrekare bedeli var. Daha sonra bunu birincisi izin türü diye bir çarpanla çarpıyoruz. İşte rüzgar yatırımı olabilir, güneş yatırımı, nükleer olabilir, kömür santralı olabilir. Her birinin ayrı şeyleri var. Az sonra onları da hızlıca geçeceğim. Bir ekolojik denge katsayısı diye ikinci bir katsayısı var. Bir de il katsayısı. Bu da Türkiye'yi sınıflandırılmış İstanbul, İzmir ve İzmit. Bir numara çarpı üç. Burada bir şekilde yapılmaması zaten hedeflenmiş. Bu olabilir açıkçası ama bunun kanuna dayalı olması gerekir. Yani İstanbul'u kapatıyorsanız kanunla kapatıyor olmanız lazım. Ben İstanbul'da rüzgar santral yapılmasını istemiyorum diyebilir bir siyasi idare. Ama bunun kanunla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim hukukçularımızın da görüşü böyle. Yönetmelikle ya da genelgeyle böyle bir uygulamanın yapılması pek hukuka uygun görünmüyor. Çok genelde bahsettiğim gibi çeşitli uygulamalar için farklı çarpanlar var. Burada bir termik santral 8'de, nükleer santral yanlış hatırlamıyorsam o da nükleer santral da 8'de çarpılıyor. Rüzgar santralları da çarpı 2. Yani bir liman yapıyorsanız 1'le ya da demir yolu yol yapıyorsanız, iletim hattı yapıyorsanız 0.3-0.5'le. Onu 2 ile çarpıyorsunuz. Yani rüzgar santralı 2 ama iletim hattını yaptığım için orası 0.3. Zaten ilginç bir şey var. Çarpıklık var yani. Aynı yatırımın iki parçası. Ormanı sınıflandırma. Zaten ormanda bir sınıflandırma var. Onu maliyet olarak buraya yansıtıyoruz. İşte %71 üst, kapalılıkta ya da üstte olan ormanlarda bunu bir daha 2 ile çarpıyoruz. Bu bedeli. Daha sonra işte İstanbul, İzmit ve Kocaeli'nde şey İzmit ve İzmir'de 3'le çarpıyoruz. İkinci bölge, ikinci bir sınıfta Antalya, Aydın, Balıkesir dediğimiz bir bölgede 2.5'la. En düşükte işte Ağrı'da, Şırnak'ta ya da Hakkari'de birisi eğer rüzgar santrali yaparsa orada dahi 1.1 ile çarpıyoruz. Yani orada da 1 değil de işte bir %10 daha fazla. Şimdi çok hızlı Hulusi Bey'in söylediği o 24 kat nereden geliyor onu bir göstereceğim. Şimdi iki tane farklı senaryo çalışmıştık biz. Bir, eğer biz bir projeyi İzmir'de yaparsak ve %71 ve kapalı, üstünde kapalılık olan bir alanda yaparsak bu projeyi, gibi olası bir şey yani İzmir'de ya da İzmit'te böyle yoğun ormanlık bölgeler de var. Böyle bir bölgede yapar, burada da iki alternatif denedik. Bir, az sayıda türbin yeri olsun, çok az sayıda orman alanı, çok az miktarda orman alanı işgal edelim. Onun için de işte 2.5-3 megawattlık türbinler kullanılması gerekir. Ya da 1-1.5 megawattlık türbinler kullanırsanız bu sefer alan çok daha büyüyecek. Belki 2 katı, 2.5 katı kadar daha alan kullanacağız. Bir de ikinci örnek proje, bu sefer 30 megawattlık başka bir projeyi Manisa'da yapıyoruz. Manisa, geriye giderek göstereyim, Manisa'daki 1.6 olsa gerek herhalde. Evet, Manisa pardon özür diliyorum, 2.2 yani 3 değil, 2.2. Manisa açıkçası zaten rüzgar olarak da çok böyle mükemmel İzmir'le ya da işte Balıkesir'le kıyaslanacak kadar yüksek rüzgarı olan bir yer değil. Bu çarpan da biraz herhalde onunla ilgili. Daha az üreten daha az versin diye düşünmüş ama zaten daha az gelir elde ediyoruz. Şimdi buradan soru şöyle bir soru çıkıyor. İzmir'deki yoğun ormandaki proje normalde şu anda işte 45 bin lira yıllık ilk 10 sene. %85 orman bedelinden indirme olduğu için 45 bin lira ortalama bir orman bedeli ödüyor. Bu 48 hektarlık bir alanı kapladığını varsayıyoruz bu projenin. Eğer bu yönetmelik bir şekilde uygulanırsa geri çekildiğini duyuyoruz. Fakat bir yandan da bununla ilgili genelge yayınlanarak bunun uygulanacağı zaten Hulusi Bey de söyledi. Biz de zaten bu duyumu alıyorduk çeşitli şekilde. Bu durumda 45.300 bin liraya çıkıyor. 10. yıldan sonra ise zaten 860 bin lira ödeyecekken neredeyse 6 milyon liralık bir yıllık orman bedeli ödüyoruz. Daha sonra eğer bu proje daha küçük bir alana kurulursa yine biz 45 bin liralık bedel bu sefer 36 hektarlık bir alana kuruyoruz bu sefer. Bu sefer de rakam 10. yıldan sonra
4,5 milyon liraya çıkıyor. Biraz sonra bir de gelir ve o gelir oranını göstereceğim. Çok hızlı şununla geçeyim. Bu proje Manisa'da kurulursa ne olur diyoruz. Manisa'da kurulursa oranlar yine 2 milyon lira seviyesine çıkıyor. 10. yıldan sonra yeni yönetimle 400 bin lira da şu anda ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 10 katı zaten şu anki yerinde. 10. yıldan sonra da işte 300 bin liradan 3 milyon lira yine bir 10 katı kadar artış var. Bir öncekinde de neydi, 45 bin liradan 800 bin liraya, 300 bin liradan da 6 milyon liraya çıkan bir bedel var. Burayı da hızlıca geçeyim. Böyle bir projenin nedir geliri? 30 megawattlik bir proje, işte %35 kapasite faktörüyle yılda 90 gigawatt saat üretse 7.3 cent elektriği kamu yani teşvikle o şekilde olduğu için ona göre hesapladık. Bunu diyebilirsiniz ki aslında piyasaya satarsak daha yüksek alırız. 8.5 dolar cent diyelim, yani çok da fark etmez, 9 dolar cent %10-15 oranında bir artış olur. 6.5 milyon dolarlık yani 12.5 milyon TL'lik kapatırsak bir gelir var bu projenin. Bu proje ilk 10 yılda bu bahsedilen yönetmelik geçerse cirosunun %10'una kadarını doğrudan verir. 10. yıldan sonra da %50'sini verir. Zaten ilk 10 yılda bir yandan finansman ödeyeceğiz. Bir yandan diğer yatırım, zaten baştan yatırımımızı yapacağız. Ondan sonra 10 yıl boyunca finansmanımızı geri ödeyeceğiz, onu uğraşacağız. Ondan sonra 10. yıldan sonra da kalan kazandığımız paranın %50'sini de projemize ortak olan Orman Bakanlığı'na, %50 hisseler Orman Bakanlığı'na vereceğiz. Yani yatırımı herhalde yapan olmaz. Yani varsa bilmiyorum ama ben yapan olacağını düşünmüyorum. Türkiye'de 20 bin megawatt hedefi de o zaman nasıl gerçekleşir, o da ayrı bir konu. İyi bölgelerde bu böyle. Diyelim ki çok daha rüzgar açısından düşük, Orta Anadolu'da bir yer. Yakın bir zamanda incelediğimiz için söyleyeyim. Şu anda 67 bin lira orman kesim izni dokümanında yazan 67 bin lira yıllık bedel istenen bir proje 6,5 kat artıyor. Bu hesap ile daha ilk 10 yıl için ve 500 bin lira dolayına geliyor. 450-500 bin lira dolayında bir rakama geliyor. 10. yıldan sonra da tekrar milyonlar seviyesine çıkan bir gelir oluyor. Yani Orta Anadolu'da bile bir proje yani bu kadar büyük bir mali yükün altına giriyorsa zaten ancak oralarda yapılabilir olur. Bu sefer de Türkiye'de iyi kaliteli rüzgar olan, yüksek potansiyel rüzgar olan bölgelerde rüzgar santrali yatırımları bundan sonra biraz zor yapılır maalesef. Tabii bu hesaplarda Hüseyin bahsettiği yıllara sari artışlar ya da bu projenin herhangi bir şekilde TİH'e bedel ödemesi yok. O ilk 10 yılda hiç para ödemiyoruz TİH'e. Yani sadece finansını ödüyoruz. Bir de işte 3 kuruş, 4 kuruş ya da 2 kuruş ödersek zaten bizim 20 sene boyunca herhangi bir şekilde para kazanma ihtimalimiz de yok. Yani dolayısıyla yatırımı aslında Allah rızası için yapıyoruz biz hep beraber. Mevcut taslakta ayrıca birkaç konu daha var. Rüzgar ölçüm direkleriyle ilgili, süremiz çok kısa. Hemen bitiriyorum. Rüzgar ölçüm direkleriyle ilgili bu sıkıntı, yani sürecin, santral yatırımlarıyla ilgili sürecin rüzgar yatırımlarında uygulanmamız gerekir. Santral yatırımlarında gerçekten ciddi bir çevresel etki var. Bundan incelenip mutlaka bunlara göre izin verilmesi gerekir ama bir ölçüm direğinin izninin önce bölgeye, sonra Orman Bakanlığı'na, sonra da Başbakanlığı'na kadar gidiyor olduğu bir sürecin artık olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İlgili Orman Bölge Müdürlüğü, hatta İl Müdürlüğü bile bunu çok rahatlıkla verebilir. Yani bahsettiğimiz alan 80-100 metrekare bir yerde 60 ya da 80 metre direkt gitmekle ilgili. Bunun dışında yatırım süreçlerinde de bu süreçleri uzatacak, yıllara kadar uzatacak uygulamaların olmaması gerektiğini, bu bekletmelerin artık gerçekten olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ormanın toplantılarımızda gördüğümüz bir endişesi var. İşte bizim tahsis ettiğimiz alanlarda çok fazla, çok geniş yollar, çok geniş türbin kurulum alanları açılıyor. Bunlar yapılmasın deniyor. Aslında bu uygulamanın da bir şekilde ona engel olmak için yaptığını söylüyorlar. Aslında bir şekilde mantıklı görünüyor ama bu işe standart getirilip, dünya uygulamalarıyla bir yaklaşım getirilip, yolların ne şekilde olacağı, kurulum alanlarının nasıl olacağı, belki alınan lisans alanının, yani belirlenen lisans alanının belli bir miktarıyla kısıtlı kalmamız gerektiği aslında yönetimleri yansıtılsa zaten varsa suistimal eden, o suistimali de ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Son olarak da bu hem Gelibolu'da hem İstanbul'da hem Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde lisans almış ya da uygun bulunu almış projeler var.
burada önemli bir kazanılmış hak olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin de buna özen göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Umuyoruz yakın bir zamanda işte bizim bir ay önce söylediğimiz bu yönetmeliklerin geri çekilmesi, yeniden düzenlenmesiyle ilgili müjdeler gerçekleşir ve endişelendiğimiz genelde bunları uygulamak yöntemi tercih edilmez. Sektörün de fikirleri alınarak orta yol bulunur ve doğru yol bulunur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için bu saatte. İyi akşamlar efendim. Biz teşekkür ederiz Sayın İbrahim Erdem. Hem yönetmelik için hem de tebliğ için her ne kadar geri çekilmiş olsa da ayrıntılı bilgi verdi. Ben bu ikisini çok kısa bir şeyle özetlemek istiyorum vaktimizin darlığını da bilerek. Şimdi yönetmelikle ilgili 17 yani Orman Kanunu 17. 18. maddesiyle ilgili yönetmelikte belirlenen bedelleri detaylı olarak anlattı İbrahim Bey. Orada daha aklında kalıcı olması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Rüzgar türbinlerinde biliyorsunuz işte 3 kanattan üretilen enerji böldüğümüz zaman kanatlara bir tanesi 15 yıllık bir kredili proje için hemen hemen finansmancıya için dönüyor bir tane kanat. Onun geliri finansmancıya gidiyor. Diğer ikinci kanat işletme bakım ve varsa katkı payı ve diğer santralin işletmesi için gerekli olan giderlere gidiyor. Bir tane kanatta uygun proje ise ortalama yatırımcı için dönmeye devam ediyor 15 sene boyunca. Tabii 15 sene sonra diğer iki tanesi de sıfırlanmıyor. Finansman her ne kadar sıfırlansa da bu sefer bakım maliyetleri, yedek parça maliyetleri artıyor. Şimdi özetleyecek olursak 17. 18. maddede belirlenen bedeller hemen hemen o bir kanatın yani yatırımcıya kalan kanatın gelirine denk geliyor. Ama burada onunla da kalınmamış. Ayrıca tebliğle de hani sırf bir tane de benim türbünüm olsun diye şu hayatta iki de ağacım olsun, direğim olsun diye yatırımcı türbün dikerse onu da engellemek için ekolojik tebliğle bazı yerler sınırlandırılmış. Dolayısıyla bunu zaten biz de yürüyeceğini düşünmüyorduk. İptal edildi ama burada kurumlar arası işbirliği şart, kurumlar arası yakınlaşmanın mevzuatlar arasında da olması gerekiyor. Bu sadece kurumlar değil, kurumların yanında özel sektöründe, özel sektör temsilcilerinin bu konuda çaba göstermesi gerekiyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan son konuşmacımız Barış Ergun Bey'e bırakıyorum. Buyurun Barış Bey. Merhaba, Barış Ergün, Al Enerji, TÜREP üyesiyim ve bu Gelibolu İstanbul'da gelen yasak üzerine uzun süredir çalışıyoruz. Özellikle TÜREP'le beraber, Orman Bakanlığı'yla beraber kurulan komisyonda görev alıyorum. Dolayısıyla bayağı bir konuyla haşır neşir olma fırsatım oldu. Oldukça kısa keseceğim çünkü sanırım zamanın da sonuna geldik. Genel olarak kuş göç yollarında RES'ler, ekosistem değerlendirme raporu uygulamaları, Avrupa'daki bazı uygulamalar ve insan aktiviteleriyle kuşlar arasındaki etkileşimden çok kısa bahsedeceğim. Oldukça kısa bir sunum. Şeyi geçiyorum. Burada Amerika'da bir rüzgar projesi var. Iberdrola'ya ait Penascal rüzgar projesi Texas'ta. En büyük kuş göç yollarından birinin üzerinde ve 3 aylık bir dönemde sadece 3 milyon kuş geçişi görüyorlar. Ve hani sadece kuş geçişi değil, yaşam alanı da var. Ve bu proje hayata geçmiş, çalışıyor, işliyor şu anda. Dolayısıyla bir rüzgar projesi sadece kuş göç yolunda olduğu için yapılamaz anlamına gelmez. Bunlar beraber var olması mümkündür. Başka bir örnek de İspanya Kadiz bölgesinde var. Onlar orada da yaklaşık ona geçelim. 13 tane proje var İspanya Kadiz'de. Ve bu projeler
Ve sadece Gamesa'nın sağladığı 360 MW gücünde türbin var. Bu projeler çalışıyor. Ve hepsi kuş göç alanında veya yırtıcı kuşların yaşam alanları üzerinde. Peki nasıl olabilir? Yani sadece türbinlerin görünürlüğünü arttırmak gibi önlemler değil, kuş radarı da kullanıyorlar. Kuş radarıyla da yaptıkları, mesela bir insan sisli puslu havada göremezken, müdahale edemezken kuş radarı her an geçen kuşu, yırtıcı kuş olsun, büyük, küçük, yarasa vesaire hepsini görebildiği için müdahale edip tehlike zonlarında türbinlerin kısmi veya tamamen kapatmak mümkün oluyor. Bu bahsettiğim İspanya Cadiz bölgesi, burada ilk başta kuş ölümleri gözlenmiş. Yani bir rüzgar santralinin yoğun olduğu bir bölgede kuş ölümü gözlenmez dersek yanlış olur. Ama alınan önlemlerle %75 oranında azaltılma sağlanmış ve bugün de artık radar uygulaması yapıyorlar. Mesela yırtıcı kuşların olduğu bölgelerde de bir ornitoloğun sahada bulunması gerekiyor. O radarın başında duruyor ve sisteme müdahale ediyor. Dolayısıyla yani kuş göç yolunda ya da yaşam alanı yakınında res projelerinin var olması mümkün. Bunun uygulamaları da var. Alınacak önlemlere geldiğimizde görünürlüğün arttırılması, izlemelerin yapılması, türbinler veya santraller arası mesafelerin kuş geçişlerine uygun şekilde planlanması yoluyla önlemler almak mümkün. Sesli uyarı sistemleri var ama bunların etkisi tartışılıyor. Ali hocamız da bahsetti. Bazen habitatlarda kuş yaşam habitatlarını bozuyoruz. Böyle durumlarda da benzer habitatları yeniden düzenlemek, daha yine yakın bir bölgede ama türbinin olmadığı bir bölgede bir peyzaj çalışmasıyla kuşların veya o bölgede yerleşip yaşayan uçucuların hepsinin yaşam alanı tekrar canlandırılabiliyor. Dolayısıyla onlar da daha şimdi daha çekici olan yeni bir alana kayabiliyorlar. Türkiye'deki sistem, ekosistem değerlendirme konusunda herkes bahsetti. Hemen bunu geçmek istiyorum. Gelibolu İstanbul'a geleceğim. Bu projeler yaklaşık 7 yıl önce başlanılmış projeler. 6 yıl önce başvurusu yapıldı. Ondan önceki dönemde başlanılmış projeler. Dolayısıyla 7 yılda geliştirilmiş 8, 850 MW proje bu süre sonunda boşa gidecektir. Yani bir 7 yılda yatırımcı boşa harcamış olacaktır. Burada fırsat maliyeti de vardır sadece. Projelere harcanan zaman ve para değil, başka fırsatların peşinden koşmanın da maliyeti vardır. Dolayısıyla bu göz önünde bulundurulmalıdır bu alanlarla ilgili karar verilirken. Sadece bu alanlarda şu anda geliştirilmiş proje Türkiye'deki toplam işletmedeki kurulu gücünün, rüzgar kurulu gücünün 1/3'üne denk gelmektedir. Bunun dışında hazinenin, TEİAŞ'ın gelir kaybı söz konusudur. Ayrıca bu bölgede çeşitli yatırımlar başlamıştır. Sadece Gelibolu bölgesinde bu projeler için özel havza trafo merkezi ve enerji nakilatları inşa edilmiştir ve 100 milyon civarında bir yatırım söz konusudur. Buraya gelecek bir yasakla bu yatırımlar da boşa gitmiş olacak, bu paralar boşa harcanmış olacaktır. Diğer kısımlarda da bahsettiğim gibi alınacak önlemlerle bu projeleri gerçekleştirmek ve rüzgar projelerinin ekosistem, hassas ekosistem alanlarında var edebilmek mümkündür. Avrupa'dan, özellikle İngiltere'deki bir uygulamaya dikkat çekmek istiyorum. Burada hassas ekosistemlerde kurulu 800 MW'un üzerinde rüzgar santrali var ve yine farklı hassas ekosistemlerde kurulması planlanan bir 1720 MW'lık büyük deniz üzerinde projeler söz konusu. Bu projelerde tabii projelerin etkisi tartışılıyor. Etkilerin azaltılması için projelerde gecikmeler de öngörülüyor. Ama projelerin hayata geçmesinin üstün kamu yararı olduğu ve bunun dışında da sadece bu bölgenin korunmasının dışında bu projelerle emisyon azaltımının veya sera gazı etkisinin, küresel ısınmanın da azaltılacağı dolayısıyla bu projelerin yapılmasının önemi vurgulanıyor. İngiltere bunları bu şekilde tartışırken ki bize göre çok daha refah seviyesi yüksek, enerji maliyetlerinden veya cari açıktan çok daha az etkilenen bir ülke. Biz burada rüzgar santrallerini Gelibolu İstanbul'a başlayıp başka bölgelerde sıçrayabilecek şekilde yasaklar haline
getirme ihtimalimiz var. Dolayısıyla bunu engellememiz gerekiyor. Benzer şekilde Portekiz'de de uygulamalar mevcut. Natura 2000 alanları dediğimiz özel çevre, özel hassas ekosistemlerde farklı farklı projeler var ve her proje kendi içinde değerlendiriliyor. Yani ekosistem değerlendirme raporu bizde hazırlanan uygunsa o proje uygun olarak görülüyor ve o ekosistem alanında hayata geçirilebiliyor. Peki kuş aktivitelerinden kaynaklı ölümlerin dağılımı nasıl? Buna baktığımızda %58'i binalardan, yaklaşık %14'ü enerji nakil hatlarından ve 10.000'de biri sadece rüzgar santrallerinden kaynaklı oluyor. Yani böyle bir durumda bir tebliğ ya da başka bir çalışma ile rüzgara yönelik bir yasağa gitmek bence oldukça yanlış. Özellikle böyle bir yasağa gidecekse bile bunu 7 yıl bu projelerle uğraşmış yatırımcılara getirmek daha da yanlış. Bunun makul ve adil olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak da RES projelerin hassas ekosistem alanlarla beraber var olabileceğini, gerekli önlemlerin alınması şartıyla var olabileceğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Barış Bey'e de teşekkür ediyoruz. Tabii süre olarak toplantımız sona erdi, ancak sorularınız varsa alabiliriz. Her ne kadar orman yetkilileri olmasa da burada sorularınızı cevaplayacak arkadaşlar bulunmakta. Soru yok zannediyorum. Peki, bu saate kadar katılıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmacılarımıza TÜREK tarafından hazırlanan sertifikaları vermek istiyorum.